Arkadaşlar şu anda 28.01.2021 tarihiyle İrlanda'da hastalıktan dolayı yeni önlemler aldılar. Yeni tedbirler aldılar. Bu yeni aldıkları önlemler ve tedbirler gerek Türkiye'den gelecek arkadaşlara gerekse burada yaşayan arkadaşların tamamının aklında bazı soru işaretleri oldu. Çok fazla soru alıyorum. O nedenle bu soruların tamamına genel anlamda bir cevap vermek adına bu videoyu düzenledim. İyi seyirler. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açtığınız takdirde yeni çektiğim içeriklerden en hızlı şekilde sizler haberdar olup beğendiğiniz videoları da like attığınız zaman beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar, İrlanda'da biraz önce de bahsettiğim gibi hastalıktan dolayı sokağa çıkma yasağını bir süre daha uzattılar. Ne zamana kadar uzattılar? Şu anda level 5, yani seviye 5'e çekilmiş olan en yoğun anlamdaki kapamalar 5 Mart tarihine kadar uzatıldı. Peki 5 Mart tarihine kadar bizim elimizde olan tek şey ne diye düşünecek olursanız tüm dükkanlar kapalı. Essential shop dedikleri, yani çok gerekli alışveriş dükkanlarının dışındaki tüm dükkanlar kapalı. Bazı dükkanlar yarım açık. Hiçbir kafe, bar, restoran gibi kurumların herhangi bir tanesi açık değil. Tüm şehir şu anda durmuş vaziyette. Ne zamana kadar bu durum uzadı? 5 Mart'a kadar uzadı. Peki bunun dışında sokağa çıkıp dolaşamıyor muyuz? Çok zorunda olmadıkça sokağa çıkma yasağı var. Yani sokağa çıkamıyorsunuz. Çok 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 zor durumdaysanız evinizden spor yapmak amaçlı olarak evinizden 5 kilometre dışarıya çıkabiliyorsunuz. Bunun dışında yani bizim Mart ayında, geçtiğimiz sene Mart ayında, 2020 yılının Mart ayında girdiğimiz sokağa çıkma yasağından tek farkı bazı dükkanlar, essential shop dedikleri çok gerekli mağazaların dışındaki mağazalar kapalı. İrlanda'daki dil okulları bana çok soruluyor. Abi, dil okulları açıldı mı, eğitime başladık mı diye. Hayır, dil okulları online eğitime döndü. Yüz yüze eğitim yok. Online eğitim yaptıkları için şu anda dil okulları öğrenci kabul ediyor mu? Türkiye'den kabul ediyor. Yani Türkiye'den gelmek isteyen insanlar gelebiliyorlar ama Türkiye'den buraya gelip online eğitim yapıyorsunuz. Hani ne alaka bilmiyorum. İnanın ben de anlamadım. Ancak çok 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 değişik ve önemli bir güncelleme geldi bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni güncellemelerde. O da nedir diyecek olursanız, Brezilya ve Güney Amerika'dan gelişleri tam anlamıyla kapattı şu anda İrlanda. Hatta bugün itibariyle konuşuyorum. Brezilya'dan bir öğrenci geldi ve havalimanından ülkeye sokmadan geri gönderdiler Brezilya'ya. Bunun da nedeni şu olarak düşünülüyor. Brezilya ve Güney Amerika'da şu anda virüsün 4. mutasyon hali çıktı deniyor. Biliyorsunuz bu bildiğimiz meşhur Mart ayının 2020'sinde çıkan virüsümüz. Daha sonrasında İngiltere'de gelen yeni mutasyon, hemen arkasından Afrika'dan gelen yeni mutasyon ve şu anda ailemize en son katılan Güney Amerika'dan gelen yeni mutasyonla beraber 4 çeşit mutasyona uğramış virüsümüz bulunmakta. Bu nedenle Brezilya'dan ve Güney Amerika'dan gelecek olanların tüm uçaklarını kapattılar. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Nedir o? Türkiye'den buraya gelecek arkadaşların buraya gelirken sanki bir daha hiç geri dönmeyecekmiş gibi gelmelerinde fayda var. Çünkü buradaki arkadaşlar Türkiye'ye giderlerse bu ara tekrar yeni bir yasa çıkartıp Türkiye'ye de kapılarımızı kapatıyoruz veya Avrupa'nın geri kalan her yerine kapılarımızı kapatıyoruz. Önce biz kendi içimizde bu durumu çözeceğiz gibi bir yargıya varırlar mı? Zaman içerisinde göreceğiz. Brezilya'dan gelen çocuk bugün ülkeye alınmadı, İrlanda sınırlarına sokulmadı. Zaten havalimanında da çocuğa dedikleri şey, sen zaten ülkeye girdiğin zaman online eğitim alacaksın. O yüzden bu eğitimi kendi memleketinden de alabilirsin deyip çocuğu geri göndermişler. Ülkeye giriş yapamadı çocuk. Bazı kaynaklarda bu çocuğun Türk olduğunu dair söylentiler var. Hayır, o çocuk Türk değil. O çocuk Brezilyalı bir çocuk. Çok emin kaynaklarla konuşuyorum. Hatta o çocuğun kayıt olduğu okuldaki okul temsilcisiyle görüştüm. Öyle söyleyeyim. Çocuk Brezilyalıymış. Türk değilmiş. O konuda kafanızda bir açıklık getireyim. Şu anda İrlanda'da kalanların Türkiye'ye gitmesini kesinlikle önermiyorum. Çünkü her an her şey olabilir. Türkiye'den gelecek olan arkadaşların da eğer vizeniz çıktıysa, ki vize işlemi inanılmaz yavaş ilerliyor. Gelirseniz burada iş var mı diye soran arkadaşlarımız var. Hayır tabii ki, her yer kapalı. Onu baştan söyleyeyim, iş falan yok. Hani bulur musunuz? Bulursunuz. Yani çok 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 zorlanırsanız bulursunuz. İşte kaçak olarak çalışan arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Uzun lafın kısası, geçen sene Mart ayında gittiğimiz sokağa çıkma yasağı, lockdown kurallarının aynısı şu anda tekrar uygulanmaya başladı. Ne zamana kadar uygulanacak? 5 Mart tarihine kadar şu anda bu şekilde gidecek. Eğer bir uzatma gelirse ben tekrardan son durum videosu çekip size bunları bildireceğim. Benim şu anda genel anlamda sonuç olarak topluyorum size. Level 5, yani 5. seviyede sokağa çıkma yasağı var. Evimizden spor yapmak bahanesiyle 5 kilometre uzağa çıkabiliyoruz. Onun dışında çok zorunda olmadıkça evimizden dışarıya çıkmamız yasak. Restoran, bar, pub gibi yerlerin tamamı kapalı. Essential shop denilen çok acil alışveriş
Yani önemli alışveriş merkezleri denilen merkezler açık. Nedir gidip spor ayakkabı, tişört, şort giyim alamazsınız. Ama gidip bir ne bileyim evinizi tamir edecekseniz çekiç alabilirsiniz, çivi alabilirsiniz. Bir malzeme değişikliği yapabilirsiniz. O tarz şeyler açık. Online ders var, yüz yüze ders yok. Yani benim size anlatacaklarım bugünlük bunlar. Allah hepimize kolaylık versin. Buradayız, bekliyoruz. İleride tekrar bir değişiklik olursa ben de size en hızlı şekilde bunları bildireceğim. Evet arkadaşlar, benim size bugünlük bildirmek istediklerim bunlar. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşça kalın efendim. Bye bye.